Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alex Ipatov. Bu video sizinle Garry Kasparov-Fabiano karşı bir maçını analiz edeceğiz. Bu maç St. Louis Fisher Random Satranç turnuvasında oynandı. İsterseniz başlamadan önce bu satranç variyetinden konuşalım. Satranç 960, Fisher Random veya Fisher Satrancı olarak da bilinen bu varyant, adından da anlaşılabileceği gibi eski dünya şampiyonu Bobby Fischer tarafından icat edilmiştir. Bu varyantta arka sıradaki taşlar birkaç özel kural dahilinde gelişi güzel dizilir. Bu şekilde satrancın açılış teorisinden uzaklaşılarak yaratıcılığın ve becerinin daha çok öne çıktığı bir oyun yakalanması hedeflenir. Olası dizilim sayısının 960 olması nedeniyle bu oyuna Satranç 960 ismi verilmiştir. Bu varyant, Dünya Satranç Federasyonu FIDE tarafından resmi olarak tanınmaktadır ve resmi olarak ilk defa geçen sene gerçekleştirilen FIDE Fisher Random Dünya Şampiyonası'nın galibi Amerikalı büyük usta Wesley So olmuştur. Tamam, yeterince konuştuk. Şimdi maça dönelim ve başlıyoruz. Garry Kasparov C4 sürdüm. Mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü şu fil artık yani daha aktif oluyor. B1 H7 çaprazında. Fabiano da aynı şey yaptı. C5. Onun B8'deki fille daha aktif oldu. B3. O da mantıklı. Niye? Çünkü şimdi A1'deki fil oyuna giriyor. Ve Fabiano aynı şey yaptı. Yani. Şu ana kadar gayet simetrik bir pozisyon oldu. At F3. Mantıklı. Öbür taşlarını da oyuna getirmek lazım. At F6 ve D4. O da mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü beyaz merkez için savaşıyor. Ve biliyoruz açılışta merkez için savaşmak yani çok mantıklı bir şey. Siyah E6 oynadı. Belki CD4 alabilirdi. Ama o zaman büyük ihtimalle beyazın gayet büyük merkez kontrolü olurdu. Yani diyelim yani fil D4, AD4 bilmiyorum. Belki AD4 yani oyunu alabilirdi beyaz. Sanırım belki F3, E4 sürmek isterdi. Ama tabii ki bir soru var. Yani siyah D5 oynayabilir mi? Oynayabilirse yani belki siyahın pozisyonu o kadar fena değil. Evet. İlginçti yani. D4'ten sonra CD4 almak, sonra hemen D5 sürmek. Niye? Çünkü o zaman siyah merkez için hemen yani savaşıyor. Ama Fabiano E6 oynadı. Yani gayet sağlam bir hamle. G8'deki atının çıkışını hazırlıyor. E7'ye. Belki sonra D5 sürecek. Bakalım. Ve Kasparov kesarok yaptı. Yani Fischer Hanım satrançta yani mümkün bir hamle yani diyebiliriz. Ama gerçek satrançta mümkün değil. At E'ydi. Ve vezir D2. Ve beyaz gelişmesini devam ediyor. Normal satrançta gibi. Ondan sonra belki şu atla bir şey yapacak. Belki at D3 ya da at C2. Ve sonra şu kaleyi oyuna getirmek istiyor. Beyaz düşünüyorum. Bakalım. At G6. O da mantıklı. Ve at D3. Evet yani bahsettiğimiz gibi beyaz bütün taşlarını oyuna getiriyor ve merkez için aynı zamanda savaşıyor. Caruana vezir E'de oynadı. O da gelişmesini devam ediyor. Ve kale F1. Çok mantıklı. 8 hamle oldu ama beyazın bütün taşlar artık oyunda ve gayet aktif yani. Ben şu fillerini gayet yani seviyorum. Belki şu at sonra E5'e gidebilir. Bakalım ve Caruana şimdi CD4 aldı. Daha önce bu hamle hakkında bahsettik. Sehin fikrini belki yani sonra D5 sürmek isteyecek. AD4 o da mantıklı. Belki yani gelecekte beyaz F3 E4 sürebilir ve merkezin daha kontrol olacak. Böyle bir şekilde. Ve kesarok yaptı Caruana. Yine de gerçek satrançta mümkün bir hamle değil ama Fisher Random satrançta mümkün. Ve vezir B4 oynadı Kasparov. F3 oynamadı. Niye F3 oynamadı diyelim bakalım. Belki D5 yüzünden. Belki siyahın D5 bir hamle olurdu. Bakalım vezir B4. Ne istiyor Kasparov? Şimdi diyelim siyah alıyor.
Karan almadı, analiz ediyoruz. Diyelim aldı. Ad B4 ve beyazın fikri ne? Belki ad B5, ad D6. Şu D6'daki karesi gayet yani zayıf görünüyor. Ama orada da D5 yani hamle hakkında emin değilim yani. Buna karşı Kasparov ne hazırladı bakalım. Belki CD5, ad D5, belki ad C6. Ve beyazın taşları daha aktif oluyor. Hem de C6'daki karesi gayet zayıf. Ve görünüyor ki beyaz fil çiftini kazanıyor. Ve açık bir pozisyonda fil çifti gayet güzel bir şey yani. Belki o yüzden yani siyah vezir B4 ve D5 oynamadım. Fil D6 oynadı karavana. Ve vezir C3. Niye Kasparov hemen vezir C3 oynamadı bakalım. Hemen oynasaydı belki siyah D5 sürerdi. O yüzden önce vezir B4 oynayıp siyahın filini D6'ya davet etti ve sonra C3'e gitti. Ve artık siyahın D5 hamleyi yok. Kale F8, o da mantıklı. Oynamayan taşını oyuna getiriyor karavana ama bilmiyorum E8'de bu kale ne yapıyor. Ve ad B5. Daha önce bu hamle hakkında bahsettik. Siyahın zayıf karesi D6. Belki beyazına karşı bir şey yapmak istiyor. Fil B8 mantıklı. Siyah tabii ki fil çiftini vermek yani istemiyor. Ücretsiz olarak. Ve şimdi vezir B4. Şimdi siyah alırsa ad B4 ve beyaz önümüzdeki hamlede atla D6'ya zıplamak ister. Siyah burada D5 oynarsa belki iyi bir fikir değil. Belki şey düşünüyordum. Fil çiftimizi verip piyon kazanabilir miyiz? Yani böyle bir varyant aklıma geldi. Yani piyon kazanmazsak hemen azından siyahın piyon zinciri çok ve çok kötü olur yani. Belki o yüzden karavana vezir B4 ve D5 oynamadı. Maçta karavana D6 sürmüş. Biraz pasif ama hala sağlam. Ve F3 oynadı Kasparov. Daha önce bu hamle hakkında bahsettik. Mantıklı geliyor bana. Niye? Çünkü yani merkez için savaşıyoruz. Yani gelecekte belki E4 sürmek isteriz. Ve E4 sürünce yani daha merkez kontrolümüz olacak. Hem de F3 oynadıktan sonra görüyoruz şu fil A8'de o kadar aktif değil artık. Niye? Çünkü yani bu piyona bakıyor. Onun dışında F3 şu ata karşı da yani profilaktik bir hamle oldu. Çünkü ne E4'de ne G4'de zıplamıyor siyahın atı. Altı oynadı karavana. Ad D4. Tamam. Aldıktan sonra şu piyon artık biraz zayıf. A5. Ve piyonu veriyor B6'da ama beyaz onu alamıyor. Niye alamıyor bakalım. Diyelim vezir B6, fil A7. Şu çapraz biraz zayıf kaldı F3'ten sonra. Diyelim vezir A5 ve E5. Ve belki o yüzden vezir B6 bir hamle yoktu beyazın. Çünkü yani materyal kaybediyor bu varyanta. Vezir bir geri gitti. Ve D5. Ve mantıklı yani siyah D5 oynamazsa yani beyazın merkez kontrolü var. Hem de şu fil gayet pasif. Yani bu kare zayıf. Yani düşünüyorum yani karavana yani çok dinamik oynadı. A6, A5 ve sonra D5 yani. CD5, AD5. Piyon zinciri gayet simetrik. Ama beyazın piyon zinciri biraz yani daha iyi. Birazcık. Niye? Çünkü şu A5'ten sonra B5'teki karesi biraz zayıf kaldı. Bakalım. Kaleci 8, kaleci 8, kaleci 1. Bu pozisyonda iki tane açık dikey var. D dikey ve C dikey ve beyaz C dikey için savaşıyor. Çünkü C dikey D dikeyden daha açık şu an. Siyah değiştirmek istemedi. Belki o da mümkündü. Vezir C1, belki vezir C7. Siyah hala savaşıyor burada. Bilmiyorum niye karavana bunu oynamadı. Belki daha aktif oynamak istiyordu Kasparov'a karşı. Kale D8 ve A6. Mantıklı. Beyaz fil çiftini kazandı. Pozisyon hala açık ve düşünüyorum yani beyazın bir avantajı olması lazım bu pozisyonda. Şu fil çiftinin sayesinde. Vezir G5. Yani siyah karşı oyunu bulmaya çalışıyor şah tarafında. Ama
Kasparov Giyuç oynuyor ve diyor ki hiçbir şey yok orada. Yani şu file karşı oynadı. Artık senin fili B8'de o kadar aktif değil. H5. O da mantıklı. Siyah hala yani karşı oyunu bulmaya çalışıyor şah tarafında. Fikri ne? Fikri H4 sürmek ve G3'deki piyona karşı bir baskı koymak. Vezir C1. Çok mantıklı oynuyor Kasparov. Vezirlerini değiştirmek onun için faydalı. Niye? Çünkü vezirler tahtadan giderse siyahın hiçbir yani karşı oyunu olmayacak yani. Tehlike artık olmayacak beyaz şahı için. Diyelim vezir C1, kale C1, H4. Yani beyaz ne yapabilir? Diyelim şah F2. Aldık ve yani siyahın aktivi bitiyor hemen. Ve ondan sonra beyaz avantaj için oynayacak. Büyük ihtimalle bu pozisyonda yani beyazın büyük avantajı var. Şu fil çifti sayesinde. Hem de beyaz C2'yi kontrol ediyor. O yüzden karavanı C1'de almadı ve geri gitti. Vezir E7. Kale C8. Mantıklı. Beyaz birkaç taş daha değiştirmek istiyor ve ondan sonra siyahın hiçbir karşı oyunu olmayacak ve beyaz risksiz bir şekilde kazanmak için oynayacak bu oyun sonunda. Ama karavana diyor ki hayır, ben hala saldıracağım. H4. Bir baskı koyuyor şu piyona karşı. F4. Ve ben bu hamleyi beğeniyorum. Niye? Çünkü şu filini kapatıyor B8'de. Artık o kadar aktif değil. Artık o kadar yani baskı yok G3 piyonuna. O yüzden düşünüyorum F4 mantıklı. Fil de aldı. Oyuna getirmek istiyor filini. Hem de bir taktik hazırladı karavana. Sanki fil C5 bir fikri var siyahın. Diyelim at C5, sonra kale düşüyor C8'de. O yüzden Kasparov vezir C6 oynadı. Şimdi fil C5 şah siyah oynarsa hiç problem yok. Çünkü vezir artık C6'da C1'de değil yani. Vezir F8. Görüyoruz beyazın büyük bir avantajı var. Yani taşlar daha aktif. Fil çifti var. Ve piyon zinciri yani biraz kötü siyahın. Yani A5'ten sonra B5'teki karesini verdi. Hem de B6'dan sonra C6'daki karesini verdi. Bakalım. Kasparov çok sağlam oynuyor. Değiştirdim. Geri gitti. Niye geri gitti? Belki bir şeyden korktu. Fil F8. Fil D4. Oyuna getiriyor. Belki sonra fil F2 oynamak istiyor. Niye? Şahına hiçbir şey olmasın diye yani. Onu savunacak ve şahı daha güvende hissedecek orada. Hem de belki G1 A'da yani iyi kalacak şu fil. Niye? Çünkü orada piyon var B6'da. Yani bir baskı olabilir. Karona H3 oynadı. Yani mantıklı. Şu şahına karşı yani bir şey yapmak istiyor. Vezirler var hala tahtada. Ve beyazın dikkatli olmak lazım. At F2. Mantıklı. Piyonu almak istiyor. B5. Yani siyah yani bir şey yapmaya çalışıyor. Çünkü bir şey yapmazsa yani beyazla oynamak çok kolay. Hem de büyük ihtimalle piyonu kazanacak orada. Vezir D3. Yani vezir B5 beyaz alamıyor sanki. At F4 yüzünden ve şu fil düşüyor. Ve beyazın şahı çok açık yani. Tabii ki at F4 hamleyi engellemek lazım. O yüzden vezir D3 oynadı Kasparov. At B4 ve vezir E4. Ve hepsini korudu Kasparov. Vezir C'ydi ve piyonu aldı. Ve beyazın bir piyonu daha var. Fil çifti var. Her şey güzel. Ama bir problem çıktı sonra. Bakalım. At D5. Vezir D3. Fil C5 ve burada Kasparov pre-move yaptı ve kaybetti yani. Siyah fil C5 oynamadan önce vezir C2 oynadı Kasparov bu pozisyonda. Yani pre-move yaptı. Yani vezir C2 gayet mantıklı bir pre-move. Niye? Çünkü beyaz vezirini değiştirmek istiyor. Çünkü bir piyonu daha var, fil çifti var. Vezirini değiştirirse yani siyahın hiçbir kompetisyonu olmayacak. Ama maalesef yani Kasparov için maalesef siyah vezir fil C5 oynadı ve vezir C2 pre-move büyük bir hata çıktı. Çünkü fil D4'ten sonra siyah materyal kazanıyor. Ve Kasparov bu pozisyonu terk etti.
Genel olarak bence çok iyi bir maç oynadı Kasparov. Caruana'nın pozisyonu büyük bir tehlikeleydi. Ama Primov yüzünden kaybetti Gary. Benimle bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.